Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Türkçe dil bilgisi konularından Mİ-EKİ'nin yazılışı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım sevgili öğrenciler. Konumuza geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, şimdi konumuza geçelim isterseniz. Mİ-EKİ'nin yazılışı. Soru eki olan Mİ, kendisinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Bu en önemli kuraldır sevgili öğrenciler. Sözcükteki anlamına göre Mİ, bu, mü şeklinde de yazılabilir. Örneklerle pekiştirelim isterseniz. Yaramaz Karabaş eve geldi mi? Gördüğünüz gibi soru eki mi ayrı yazılmıştır. Annen kazak ördü mü? Gördüğünüz gibi mi müye dönüştü ve ayrı yazıldı. Ali ödevini yaptı mı? Bakın bu sefer M'ye dönüştü ve yine ayrı yazıldı. Hasan ırmağa düştü, M'ye dönüştü ve ayrı yazıldı sevgili öğrenciler. Örneklerimize devam ediyoruz. Sarı kedi ciğeri kaptı mı? Bakın M'ye dönüştü, yine ayrı yazıldı. Zeynep Hanım okula geldi mi? Mi ayrı yazılmıştır ve soru işareti kullanılmıştır. Tekir yavrusunu emzirdi mi? Ayrı yazılmıştır. Filiz çok ders çalışıyor mu? Mu'ya dönüştü ve ayrı yazıldı ve sonra da soru işareti kullanılmıştır. Kevser kuş sesi duydun mu? Mu'ya dönüştü, ayrı yazıldı ve soru işareti kullanıldı. Hayati ördeği yakaladığı mı? Mı'ya dönüştü, ayrı yazıldı ve soru işareti kullanıldı sevgili öğrenciler. Bekir önlüğümü gördün mü? Gördüğünüz gibi mü'ye dönüştü, ayrı yazıldı ve soru işareti kullanıldı. Zeki çok zeki öğrenci mi? Gördüğünüz gibi cümle soru anlamı kazandığı için ayrı yazıldı ve soru işareti kullanılmıştır. Evet. Mi soru eki ile ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum sevgili öğrenciler. Mi soru eki sözcüğün cümledeki anlamına göre mısın, misin, musun, müsün şeklinde de yazılabilir. Buna dikkat edelim. Bu şekilde olduğu halde de yine ayrı yazılır unutmayın. Bununla ilgili de örnekler verelim isterseniz. Benimle parka gelir misin? Bakın misin ayrı yazılmıştır. Sana süt versem içer misin? Ayrı yazılmıştır misin gördüğünüz gibi. Bana dondurma alır mısın? Mısın ayrı yazılmıştır. Evdeki kedilere bakar mısın? Gördüğünüz gibi yine ayrı yazılmıştır. Derslerine çalışıyor musun? Bakın musun ayrı yazılmıştır. Bu akşam bize gelir misin? Misin ayrı yazılmıştır. Siz de sabahları koşuyor musunuz? Gördüğünüz gibi musunuz ayrı yazılmıştır sevgili öğrenciler. Güzel resim yapabiliyor musun? Gördüğünüz gibi musun ayrı yazılmıştır. Evet, bir başka uyarıda bulunmak istiyorum. Mİ-EKİ ile ilgili sevgili öğrenciler. Soru ekinden sonra gelen ekler de bu eki bitişik olarak yazılır. Buna dikkat edelim. Örneğin, siz karanlıktan çok korkuyor musunuz? Bakınız, bitişik yazılmıştır. Güzel resim yapabiliyor musunuz? Mu'dan sonra gelen ekler bitişik yazılmıştır. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor.
Türkan miye ki soru anlamı olmadan başka anlamda da kullanılabilir. Mesela güzel mi güzel dediğimizde yine miye ki ayrı yazılacaktır. Bunu unutmayın. Mesela gördün mü şimdi yaptığını derken yine mı ekleri ayrı yazılır. Buna da dikkat edelim. Konuşmaya başladığımız susmaz. Bakın yine ayrı yazılmıştır. Mi soruyor ki hem isimlere hem de fiillere getirilen bir çekim ekidir sevgili öğrenciler. Mi kendinden önceki kelimeden her zaman ayrı yazılır. Ayrı bir kelime görevi, kelime gibi görev görür cümlede. Kelimeleri sayarken de mi'yi ayrı bir kelime olarak saymamız gerekir. Bunu unutmayınız. Evet, kaç örnek verelim şimdi. Gelecek miydin derken buradaki mi fiile eklenmiştir. Sen misin derken isme eklenmiştir ve ayrı yazılmıştır. Sen burada mısın? Bakın. İzmir mi yoksa İstanbul mu daha güzel derken gördüğünüz gibi ayrı yazılmıştır sevgili öğrenciler. Eklendiği kelimenin son sesini dolayısıyla büyük ve küçük ses duyumuna kuralına uyarak ünlü harfi ona göre değişir sevgili öğrenciler. Mesela salım mı derken mı'ya dönüştü. Sen mi derken mi'ye dönüştü. O mu derken mu'ya dönüştü. Ölü mü derken mü'ye dönüştü gördüğünüz gibi. Sonrakinden sonra gelen ekler kendisine bitişik yazılır. Örneğin sevgili öğrenciler, seni çağıran bu çocuk muydu derken bakın eklendiğimiz ekler bitişik yazılmıştır. Soru anlam vermediği zamanlarda da yine ayrı yazılır. Buna dikkat edelim. Güzel mi güzel bir evi var? Soru ek olan mi kendisinden önceki kelimenin son sesli harfine bağlı olarak ünlü uyumuna uyar. Onlar konuştu mu bakın uymuştur. Bunu siz gördünüz mü derken yine ünlü uyumu kuralına uyarak ilerlemiştir kelime. Evet, aşağıdaki noktalı yerler örnekteki gibi uygun soru ekleri getirerek cümleler tamamlayınız diyor. İstanbul'a mı gidiyorsun? Bakın soru anlamı kattım mi? Biz de diğer örneklerde soru anlamı katıp soru işaretleri kullanarak ilerleyelim isterseniz. Göçmen kuşlar dönmüş mü? Bakın buraya mü eklememiz gerekiyor. Ve soru cümlesi yaptık. Ve soru işareti kullandık. Dışarıda üşüdünüz mü? Evet. Mü ayrı yazıldı. Soru anlamı kattığı için soru işareti kullandık. Ödevini yaptım mı? Soru cümlesi haline dönüştü. Mi ayrı yazıldı ve soru işaretini sonuna kullandık yine sevgili öğrenciler. Orada olanları gördün mü? Gördüğünüz gibi soru ek olan mi'ye dönüştü. Ayrı yazıldı ve soru cümlesi olduğu için soru işareti ayrı yazıldı. Kediler gürültü yaptılar mı? Evet. Soru cümlesi olduğu için ayrı yazıldı ve soru işareti kullanıldı. Benimle gelecek misin? Bakın burada mi misine dönüşüyor ve soru cümlesi oluşuyor. O yüzden ayrı yazıldı ve soru işareti kullanıldı. O da kitap okudu mu? Gördüğünüz gibi ayrı yazıldı ve soru cümlesi olduğu için soru işareti kullanıldı. Mi, mu'ya dönüştü. Ünlü uyumu kuralı gereği. Evet. Devam edelim sevgili öğrenciler. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Örneklerimizle bu konuyu bitirdik artık.
Konuyu anlamadıysanız başa dönüp tekrar edebilirsiniz sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.